Çarkı Felek programı sizlere milyonlar kazandırmaya devam ediyor. Hediye standlarımızdaki bu değerli hediyeler sizlerin olacak. Buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar, videolar, müzik setleri. Ayrıca spor malzemeleri, mutfak eşyaları, oyuncaklar. Her tur sonunda kazanan yarışmacımız bu değerli hediyelerden istediğine sahip olacak. Ayrıca final turunda kazanan yarışmacımız sürprizlerle dolu süper hediyelerin sahibi olacak. Sabadan Magnum televizyon, video ve yepyeni Saba kablosuz kulaklık. İleri teknolojinin üstün ürünleri. Toplam tam 11 milyon lira. Gecenin süper armağanı Hyundai'nin gözde bir modeli Excel LS. Sağlam monokok gövde, paslanmaya karşı tam 5 yıl garantili. 1500 cc üstten eksantrikli motor, çapraz bağlantılı frenler ve McPherson amortisörler, kapı ve bagaj açık ikazları, içeriden açılan bagaj ve benzin deposu. Hyundai Excel LS tam 100 milyon lira. Bu gecenin armağanlarının toplam değeri tam 700 milyon lira. Ve Yasemin Koşal'la program sunucumuz Tarık Tarcan huzurlarınızda. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Çarkı Felek yarışma programına katılmak için sizlerden her gün binlerce mektup geliyor. Ama ne yazık ki hepinizi yarıştırmak mümkün değil şu an için. Ve şanslarıyla ön elemeleri başarılı olarak bu akşam 3 yeni yarışmacıyla birlikteyiz. Ama inanın Çarkı Felek çok uzun yıllar devam edecek. Evet Çarkı Felek, yine iyi vakit geçirmeye hazırsanız çarkımız dönmeye başlıyor. Bu akşamın bir numaralı yarışmacısı Sayın Ayşegül Arbaş. Hoş geldiniz Ayşegül. Hoş bulduk. Evet, sizi dinleyelim bakalım, neler yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. İstanbul doğumluyum. Lise mezunuyum. İki kızım var. Müzik dinlemeyi, seyahat etmeyi seviyorum. Evde soru bulmacalarımızı kolay bulabiliyor muyuz? Kolay buluyoruz evde. Burada bulabilecek miyiz acaba? Nasıl İnşallah. Hissediyorsunuz kendinizi? Heyecansız, rahat mısınız? Heyecanlı biraz. Biraz heyecanlısınız. Evet. Peki Ayşegül Hanım, size iyi şanslar dileyelim. Ve iki numarada Şenol Aşam. 1969, Gelibolu doğumluyum. Bir senelik evliyim. Karayollarında gişe memuru olarak çalışmaktayım. Özel zevklerim, müzik dinlemek, bulmaca çözmek, satranç oynamak. Sen nasıl evde bulabiliyor musun çarkı felek soru çok kolay oluyor, rahat oluyor. Burada kolay bulabilecek miyiz? İnşallah. İnşallah. Peki Şenol, sana da iyi şanslar. Üç numaralı yarışmacımız Filiz Denizlili. Ev hanımıyım. İki kızım var. Boş zamanımda müzik dinlerim. Hangi tür müzikleri seviyorsunuz? Her tür müziği seviyorum. Her türlü müziği. Başka? Bu kadar. Başka. Vallahi çocuklardan fırsatı olursa işte. Peki hayatımız çocuklarla evde evet. geçiyor. Peki Filiz Hanım, size iyi şanslar. Panomuzda ne var acaba? Evet, panomuzda 8 harfli bir eser adı var. Çarkımızı çeviriyorum. İyi şanslar diliyorum. Bol puanlı, heyecanlı bir yarışma olsun bu akşam. Evet, çarkımız dönmeye başladı ve bu akşam da Ayşegül Arbaş'la Çarkı Felek başlıyor. Buyurun. Ayşegül Hanım çarkımızı çevirdi ve ilk puanı acaba kendisi söyler mi? Kaç puan? 600. 600 puanla başladık bu akşam Çarkı Feleği. Hangi harf efendim? L. L, Lale'nin L'si. L harfimiz, soru bulmacamız da yok. 600 puanı kazanamadık. Şenol Aşan çeviriyor şimdi de. O da ilk kez çevirdi. Şenol da puanını söylesin. Bakalım kaç puanla başlayacak? Evet Şenol, kaç 5. puan? 5. 600 puan. Önündeki bireye bakacaksın. Evet, sen de 600 puanla başlıyorsun. Hangi R. harf? Efendim? R. R. Rengin R'si. R doğru harf. Bravo. R doğru harf. Bir tane var. 600 puan kazandı. Devam ediyoruz. Bu kez ibremiz 400 puanda. M. M. Menekşe'nin M'si doğru bir harf. R'den sonra M harfi de doğru bir harfti. 400 puan daha kazandı Şenol. Tekrar çarkımızı çevirdi ve bu kez ibresi 200 puanda durdu. K. Karanfilin K'si, o da doğru, bravo. 3'te 3 doğru harf. Bakalım 4. harfi bulabilecek mi Şenol? Bu kez ibresi 200 puanda. C. C, Ceylan'ın C'si ne yazık ki olmayan bir harfti ve sırada Filiz Denizlili'de. Filiz Hanım da çarkımızı ilk kez çevirdi ve ibresi bakalım kaç puanda duracak. İyi bir puan, 500 puan. S. S, sarmaşığın S'si ne yazık ki olmayan bir harfti ve tekrar Ayşegül Arbaş'a, bir numaralı yarışmacımıza döndük. Çarkımız dönüyor, 400, 600, 1500'de durabilir. Bravo, 1500 puan. En yüksek ikinci puanımızı buldular. Acaba hangi harfi söylüyorum? T. T. Türkiye'nin T'si ne yazık ki yok. Ve tekrar sıra Şenol'da. Şenol, sarı bulmacamızdaki 3 harfi bulan yarışmacımız.
İbresi 600 mi 1500'de mi duracak? 600 puanı durdu. Z. Z. Zamban Z'si doğru. Z doğru birer. 600 puan daha kazandı Şenol. Tahmin etmek istiyorum. Kararı tahmin etmek, bir puanımızı arttırabiliriz de ama yok, tahmin etmek istiyorum. Kumarbaz. Seni dinliyorum. Kumarbaz doğru yapıyor. Dostoyevski'nin bir romanının adıydı soru bulmacamız Kumarbaz. Sevgili izleyicilerimiz, birinci turda iki numaralı yarışmacımız Sayın Şenol Aşan doğru yanıt verdi. 1800 puan kazandı değil mi? Evet. Bu da 1 milyon 800 bin lira demek. Pembe standtan hediyelerimizi seçebiliriz Şenol. Emsan'dan fritöz ve emeğe çaydanlık. Arzum'dan mutfak robotu. Evet. Tırpa'dan saç kurutma makinesi. Ve AEG'den toster. Bravo. İyi günler de kullan. Emsan'dan zaman ayarlı fritöz ve bir çaydanlık. Mutfaktaki yardımcınız Arzum Maestro mutfak robotu. Tırpa'dan saç kurutma makinesi. Kırıntı tablalı AEG tost makinesi. Çarkı Felek ikinci tur için dönüyor. Ay duble mutlu kayka. Mutluyum, mutlusun. Duble mutlu. Milyonlarca insan tarafından seyredilmek çok hoş bir duygu. Ama hep mükemmel görünmek zorundasınız. Özellikle saçlar parlak ve sağlıklı olmalı. Ben Elidor Enerji kullanıyorum. Elidor Enerji'deki provitamin B5 saçıma derinlemesine nüfuz ediyor. Saçım besleniyor, güçleniyor. Canlı, parlak, sağlıklı görünüyor. Şampuan artı saç kremi. Elidor Enerji. Provitamin B5 ile güçlendirildi. İyi akşamlar. Şimdi haberler. Bir uçtan diğerine kaç ev var sokağınızda? Kaç hane tüm köyünüz? Sabahtan tam 1000, evet 1000 televizyon. Düşünün, kaç köy, kaç sokak eder? Televizyon şansı hiç bu kadar yükselmedi, tam 1000 televizyon. Tüm mahallenize yeter. Hepsi uzaktan kumandalı, hepsi son model, kablolu yayına hazır. Tam 1000 kapıyı çalacak şans, kış gelip millet evlere kapanmadan kaçırmayın. Tam 1000 televizyon, ilk kupon cumartesi sabahta. Sevgili izleyicilerimiz, birinci turu güzel bir şekilde geride bıraktık ve şimdi geldik ikinci tura. Evet, panomuzda 5 kelimeden oluşan bir atasözümüz var. 5 kelime ve tam 22 tane harfimiz var. Çok puan alabiliriz bu turda. Şenol Aşan'la ikinci tura başlıyoruz. Evet Şenol. İkinci turda ilk kez Şenol çevirdi çarkımızı ve 2000 puanla başladı. Bravo, bravo. 24'te bir ihtimalle 2000 puan. En yüksek puanı buldun hangi harf? Rengin R'si. Rengin R'si var mı acaba? Var. 1, 2, 3. Evet, tam 3 tane var. Kaç puanlı oldu Şenol? 6000. 6000 puan, 6 milyon lira demek. Evet. Devam ediyoruz çevirmeye. Sevgili izleyicilerimiz, değerli konuklarımız, görüyorsunuz 2000 puanın önemi, büyüklüğü. 400 puan bu kez. L. L, Lale'nin L'si doğru bir harf o da. Bir tane var. 400 puan daha kazandı Şenol. Devam ediyor çevirmeye. Çarkımız dönüyor. Evet, 9 iflas yaklaştı ama gelmedi. 900 puan. K. K. Kırmızının K'si doğru bir harf K'de. K de doğru bir harf. Bir 900 puan daha kazandı Şenol. 3 tane doğru harf buldu. 400 puan bu kez. M. M. Menekşe'nin M'si... Dördüncü doğru harfi. K, L, R, M. Evet, 4 doğru harf. 1400 puan daha kazandı Şenol. Tekrar çeviriyor çarkımızı. Başarılı yarışmacımız. Bakalım ibresi kaç puanda duracak. Bir kez daha mı 400? Ne? Ne? Nilüfer'in N'si. Ne harfi de doğru. Atasözümüz yavaş yavaş belirmeye başladı. Devam ediyoruz. Şenol Aşan'la. 200 puan mı? Evet. Hayır. Joker. Artık bir jokerimiz var. Devam edelim. Pas ve iflas geldiğinde bana vermeyi unutmayacaksın jokerini. İbremiz 600 puanda. Ye. Yasemin'in Y'si doğru bir harf. Doğru bir harf. Birinci kelimenin ilk harfi. 600 puan daha kazandı Şenol. Müthiş bir puanı var şu an.
Evet, ibresi 200 puanda. T. T değil mi? Evet, televizyonun. Televizyonun T'si, o da doğru. O da doğru, bravo. 1-200 puan daha elde etti. Evet, diğer yarışmacılarımız bekliyor. Sıra acaba bize ne zaman gelecek diye. Şenol'a 400 puan geldi. Z. Zamban Z'si. Doğru bir harf Z'de. Müthiş. Z de doğru bir harf. 1-400 puan daha kazandı Şenol Aşan. Çevirmeye devam ediyor. Cesur bu şekilde. Daha da arttıracağım puanımı diyor. Ve ibresi 400 puanda. Ç. Ç. Çiçeğin Ç'si. Ne yazık ki bu ses, bu harf yok dedi ve sıra Filiz Denizlili'de. İkinci turda ilk kez Filiz Hanım çevirdi çarkımızı ve ibresi 600 puanda. B. B. Begonya'nın B'si. Ne yazık ki B harfi yok. Buyurun Ayşegül Hanım. Puanımız yok. Bakalım ibremiz nerede duracak? Pası geçerse 400'de durur. 400 puan. C. C. Ceylan'ın C'si. C doğru. C doğru. Bu da size 400 puan kazandırdı. Devam ediyoruz. Bu kez 200 mü 800 mü? 800 puan. Ş. Şansın Ş'si. Ş de doğru. Ş de doğru. Son sessiz harfi buldunuz soru bulmacamızdaki. 800 puan daha kazandınız. Şimdi kararımız tahmin etmek. Sizi istiyorum. Dinliyorum. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Doğru yanıt. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Şenol Aşan çok puan kazandı ama bir harfi tutmadı. Ayşe Güler Baş, doğru yanıtlarım sorumluluğunu atasözümüzü. Sevgili izleyicilerimiz, Ayşe Güler Baş ikinci turda doğru yanıt verdi soru bulmacamızı atasözümüze. Ve bu da ona kendilerine kaç puan kazandırdı? 1200 puan, çarkımızdan gelen puanlardı bunlar. 1.200.000 tane hediyelerinize bakın. Mavi standta değişik hediyelerimiz var, seçebilirsiniz. Güral Porselen'den yemek takımı, Bebe Doğru'dan bebek seti. Çocuk iyi günlerde kullanın. Güral Porselen'den şeffaf ve ince 55 parça porselen yemek takımı. Bebe Dor'dan bebe seti. Şık Bebe Dor çantasıyla. Çarkı Felek 3. tur için dönüyor. Değerli konuklar, sevgili izleyicilerimiz, 1 ve 2. turu geride bıraktık. Yine finale yaklaşıyoruz. En heyecanlı yer ama şimdi 3. turu yapmamız gerekecek. Evet, panomuzda 9 harfli bir yer adı var. Ve Filiz Denizlili 3 numaralı yarışmacımızla 3. tura başlıyoruz. İki yüz puan mı joker mi? Sol taraftaki ibre geçerli. Evet, 200 puanlı başlayacağız. Re. Efendim? Re. Re harfi. Rengin re'si. Re harfimiz olmayan bir harfti. Ayşegül Arbaş çevirecek çarkı şimdi. Çarkımız hızlı bir şekilde dönmeye başladı ve Ayşegül Hanım'ın ibresi 400 puanda kaldı. Hangi harf? M. M. Manek Menekşe'nin M'si. M harfimiz olmayan bir harfti. Ve Şenol Aşan çeviriyor çarkı. 200 iflas 700 de durabilir. Evet, 700 puan. L. L. Lale'nin L'si. L harfi de yok. Evet, harflerimiz ne yazık ki 3 harfimizi tutmadı. Tekrar sıra Filiz Denizli'de. 3. tura kendisiyle başlamıştık. Bu kez ibresi 200 puanı gösteriyor. K. K. Kırmızının K'si. K harfi de yok. Buyurun Ayşegül Hanım, tekrar sıra size geldi. Çarkımız dönmeye başladı, 2000 puanı geçtik, 400'ü 600 puan. Ne? Ne, Nilüfer'in N'si. Ne de ne yazık ki yok. Evet Şenol. Sessiz harflerimiz azalıyor, soru bulmacamızda henüz doğru bir harf yok. 700 puan. Ye. Ye, Yeşil'in Y'si. Evet, Ye harfi de ne yazık ki yok. Sıra tekrar Filiz Denizli'de. Üçüncü kere çevirdi 3. turda Filiz Hanım çarkımızı ve ibresi 600 puanda. S. S. Sarmaşığın S'si. Evet, S de yok. Bütün ayrıntılarıyla birincilik takımları Röntgen masasında. Futbol severler, yarın Hürriyet'le birlikte bu renkli dergiyi mutlaka alın, saklayın. Başlangıçta erkek ve kadın vardı. Elma suyu ister. Her yönden eşittiler bir şeyin dışında. Erkekler bezlerini önden, kızlar ortadan ıslatırlar. Ama bugüne kadar bezleri aynıydı. Artık Ultra Prima erkek, Ultra Prima kız var. Yeni Ultra Primalarda emicilik erkekler için önde, kızlar için ortada daha yoğun. Bütün sıvıyı sadece bu bölgelere döksek bile, Ultra Prima erkek ve kız sıvıyı tamamen emer,
içinde hapseder. Her ikisinin de yüzeyi kuru kalır. Siz de Prima'nın sağladığı kuruluğu gördüğünüzde başka bez kullanmak istemeyeceksiniz. Ultra Prima erkek, Ultra Prima kız. Bebeğinizin altı ıslandığında bile kuru kalsın. Kış gelip çoluk çocuk evlere kapanmadan tam 1000 kapıyı çalacak şans. Sabahtan tek çekilişte 1000 televizyon. Tüm bir köye, tüm bir mahalleye bile yeter. Son model uzaktan kumandalı 1000 televizyon. İster yatak odanıza mutfağa, ister çocukların odasına kış gelmeden. İlk kupon cumartesi sabahta. Üçüncü tura yarışmacılarımız biraz şanssız başladılar. 700 puan. C. Ceylan'ın C'si. Evet, bu ses bir kez daha çaldı. Bu harfte yok dedi. Ve sıra Şenol Aşan'da. Bakalım Şenol hangi harfi söyleyecek? 200 puan. T. Türkiye'nin T'si var. Sonunda bir doğru harf buldu. T harfi soru bulmacamız da var. Bu da Şenol Aşan'a 200 puan kazandırdı. Şenol çarkı tekrar çevirdi ve ibresi 500 puanda. Z. Zamban Z'si, Z harfi olmayan bir harfti. Filiz Hanım'da sıra. Bakıyoruz ibresi 1500 puanda. Çok önemli bir puan sizin için hangi harf? B. B harfi. Begonya'nın B'si doğru. Soru bulmacamızın ilk harfini buldular. Bu da kendilerine 1500 puan kazandırdı. Filiz Hanım tekrar çevirdi çarkımızı ve ibresi bu kez de 800 puanda. D. Deniz'in D'si D ile doğru. D ile doğru. İkinci doğru harfi de buldular. 800 puan daha kazandılar. Puanhanesine eklendi. Ve çarkımızı yine döndürdüler ve ibresi bu kez iflas geçebilir, geçebilir. Geçti ve 400 puan. P. P. Papatya'nın P'si. P ile doğru. Sayın Filiz Denizli'den soru bulmacamızı çözdüğünü zannediyorum. Puanını arttırmak için tabii ki çeviriyor çarkımızı. Hızlı bir şekilde çevirdi. Bakalım kaç puanda duracak ibresi. İflas bu kez de geçti. Evet, 400 puan. Ş. Şansın şeysi. Son sessiz harfimizi de buldular. Tabii ki tahminde bulunmak istiyorlar. Sizi dinliyorum. Budapeşte. Budapeşte doğru yanıt. Macaristan'ın başkenti, Orta Avrupa'nın ikinci büyük kenti de Budapeşte. Sevgili izleyicilerimiz, üçüncü turda bir yer adına doğru yanıt 3 numaralı yarışmacımız Sayın Filiz Denizli'den geldi. Puanımız kaç Filiz Hanım? 3100. 3 milyon 100 bin liralık hediyeniz. Bakın turuncu stand tam karşıda seçebiliriz. Singer'den dikiş makinesi. Kızlarım için Fatoş'tan Merve ve Barbie bebek. Evet. Arzu'ndan mikser. İyi günler de kullanın. Dikiş makinesinin yaratıcısı Singer'den süper bir makine. Felicita. Fatoş, Benetton, Barbie bebek. Gene Fatoş'tan Merve bebek. Şimdi her şey daha kolay. Çünkü Arzum Turbo Mix var. Çarkı Felek dördüncü tur için dönüyor. Mevsimlerin sert etkileri ve yaz güneşiyle cildiniz bir yaprak gibi kurur. Sertleşir, çatlar, yıpranır. Vazelin Intensive Care Lotion, güneşten koruyan cildinizi yumuşacık, taptaze, pürüzsüz yapar. Vazelin Intensive Care Lotion, güneşten sonra cildinize hayat verir. İnatçı rakeler, güzel giysilerle karşılaşınca çifte zorluk yaşanır. Eğer bunu kaynatırsam yıpranacak. Çamaşır suyu kullanırsam renkleri solacak. Çözüm Omo Mikro, en üstün temizleme gücü. Yeni Omo Mikro kaynatmadan veya çamaşır suyu kullanmadan kaynatılmış gibi temizlik sağlar, çamaşırlarınızın dokularını ve renklerini korur. Kaynatmayın, soldurmayın. Omo Mikro kullanın. Aylarca konuşulan olayların iç yüzü. Benim için herhangi bir insan, evlenir misin benimle dedim ve böyle başladı. Aynı gün, aynı saat. Aile ilk başta onayladı. Tabii sonra bir takım pürüzler çıktı. Çocuklarımı maalesef kendi istediğim zamanlar göremiyorum. Asım Ekren anlatıyor. Olay yaratacak yazı dizisi. İlk yazı pazara sabahta. Değerli konuklar, sevgili izleyicilerimiz, 3 turu geride bıraktık. Yine finale yaklaşıyoruz ama final öncesi 4. turdayız şimdi. Evet, panomuzda 2 kelimeden oluşan bir kişi adı var.
Bir numaralı yarışmacımız Ayşegül Erbaş'la 4. tura başlıyoruz. İyi şanslar diliyorum. Sizler için çok önemli bir tur. Hepiniz toplam puanlarınızı biliyorsunuz. Ona göre yarışacaksınız. 2000 puanla durabilir. Evet, 2000 puan. Sayın Ayşegül Erbaş, 2000 puan 4. turda çok önemli. Hangi harf? K. Kırmızının K'si var. Bir tane var. Bir tane var. Bu da size 2000 puan kazandırdı. Devam ediyoruz çevirmeye çarkı. Çarkımız yine döndü. 200, 800, 2000'i geçti bu kez. Pası da geçti mi? Hayır, geçemedi. Pas geldi. Sırada Şenol Aşan'a geçti. Şenol da 4. turda ilk kez çarkımızı çevirdi ve ibresine yazık ki iflasta duruyor. Ama puanı yok. Puanı olmadığına göre sıra Filiz Denizli'de. 3 numaralı yarışmacımızın ibresi 500 puanı gösteriyor. R. Rengin R'si doğru bir harf. R bir tane var. 500 puan kazandılar. ...700, 400, 600, 200 Joker mi? Evet. Bir joker. Buyurun. Devam ediyoruz. Ve bu kez de 700 puan. M. M. Mavinin M'si M de doğru. Birinci kelimenin ilk harfi M'di. 700 puan kazandı Filiz Denizli. Çarkımızı tekrar çevirdi. 4. turdayız ve bir kişi adı var. 600 puan. S. Sarmaşığın S'si ne yazık ki olmayan bir harf ve sıra tekrar Ayşegül Erbaş'a. Bir numaralı yarışmacımıza geçti. Ayşegül Hanım 2000 puanla başlamıştı. Doğru da bilmişti. 2000'de puanı var ve bu kez de 600. T. Televizyonun T'si doğru. Bravo. Doğru bir harf. Bir tane var. 600 puan daha kazandık. Devam ediyoruz. Çarkımız dönmeye devam ediyor ve ibremiz kaçta duracak acaba? Evet, tam sınırda 200 puan. Ne? Nilüfer'in N'si N de doğru. Ve iki tane var. 200 çarpı 2, 400 puan daha kazandılar. Kararımız. Sesli harf satın alabilir miyim? Sesli harf alabilirsiniz. Puanınız var. Hangisi? A. Açelya'nın A'sı bir, iki tane yandı A harfi. Evet, soru bulmacamız biraz daha ortaya çıktı. Şimdi kararımız tahmin ne? Edebilir miyim? Tahmin etmek istiyor Ayşegül Erbaş. Kendilerini Metin dinliyoruz. Metin Akpınar. Bir kez daha. Metin Akpınar. Doğru yanıt Metin Akpınar. Ünlü oyuncu, tiyatro yönetmeni, Deve Kuşu, Kabaret Tiyatrosu'nun kurucularından. Sevgili izleyicilerimiz ikinci turda olduğu gibi dördüncü turda da Ayşegül Erbaş doğru yanıt verdi. İkinci turda kaçtı puanımız? 1200. 1 milyon 200 binlik hediyeler almıştık. Evet. Bu kez 2800. 2 milyon 800 bin lira hediyelerinizi de pembe standta seçebiliriz. Beko'dan müzik seti, Arzu'ndan mutfak robotu, kızlarım için Fatoş'tan Barbie bebek. İyi günler de kullanın. Beko'dan kompakt disk player'lı, çift kaset çalarlı, ayrılabilir hoparlörlü müzik seti. Mutfaktaki yardımcınız Arzum Maestro mutfak robotu. Fatoş'tan Skyfan Barbie bebek. Çarkı felek final için dönüyor. Vestel'de muazzam bir kampanya var. Hemen alın, 1,5 yılda ödeyin. Gelin Vestel'e, enflasyona yenik düşmeyin. Kardeşimle çok iyi anlaşırız. Deterjanlarımız dışında. Ben yıllardır aynı büyük deterjanı kullanıyorum, iyi temizliyor. Ben küçük Ariel'i kullanıyorum, sadece iyi değil, özde temizliyor. Yıkayalım, hangisi daha iyi temizliyor görelim. İşte meyve lekeleri. Aynısı. Çikolatalı peçete. Bende de var. Zor lekelere büyük deterjan lazım. Ariel süzle, azıcık Ariel yeter. Ön yıkamada yapmalıyım. Ariel'le ön yıkamasız. Bluzum temizlenmiş. Bak, benimki daha temiz. Peçeten? Lekelerinizi kalmış. Benimkinde lekeden eser yok, özü temizlenmiş. Haklıymışsın. Küçük Ariel daha iyi temizledi. Elveda büyük kutu. Artık her konuda anlaşıyor muyuz? Evet, küçük Ariel'le bile. Ariel Ultramatik. Sözde değil, özde temizlik. Aylarca konuşulan olayların iç yüzü. Vatandaş desteğini büyük bir tuzak olarak hazırlanmış olan Jaguar olayıyla beraber kesti. Böyle gazetelerin yazdığı gibi herkes getirip bağışlarda bulunmadığı için bu parayı kendi tedarik etmek durumundaydım. Kendi ailem dahi beni çok büyük bir servetin sahibi zannediyor. Asım Ekren anlatıyor. Olay yaratacak yazı dizisi. İlk yazı pazara sabahta.
Değerli konuklar, sevgili izleyicilerimiz, heyecanlı 4 turu geride bıraktık. İkinci turda 2 numaralı yarışmacımız Şenol Aşan çok puan almıştı. 9300 puan almıştı. Bir atasözü vardı. Atasözünde çok harf vardı. Çok harf çok puan demekti. Bu aldığı 9300 puan onu finalist yapan en önemli puandı. Şimdi 11300 puanı var ve bu akşamın finalisti Şenol Aşan. Evet Şenol. Evet, önemli bir yerdeyiz. Kırmızıyı aldım. Zarfımız var. Kırmızıyı aldım. Daha evvel bir karar vermiştin kırmızı için. Ne bileyim, kırmızı rengi seviyorum. Öyle mi? Evet. Sen de mi seviyorsun? Ben de seviyorum. Araba da kırmızı. Evet. Araban var mı? Arabamız yok. Evet, bakalım kaç harfiniz var? 6. 6. Rahatız. Evet. 5 sessiz harf söyleyelim bakalım. K. Kırmızının K'si. L. Lalenin L'si. N. Nilüfer'in N'si. R. Rengin R'si 4 oldu. S. Sarmaşın sesi en çok kullanılan harfleri evet. Seçtin aşağı yukarı. Şimdi hangi sesli harfi seçiyorsun? E. Ergo'nun E'si. Evet, bütün harflerimizi söyledi. Bakalım hangileri yanacak? 1, 2, 3. 3 tane harfimiz yandı. 2 tane E, 1 tane R. Demek ki 2 sesli, 1 sessiz çıktı. Şöyle bir bak. Lütfen yüksek sesle ve net bir şekilde 10 saniyelik kelime üretme süren Şenol başladı. Etajer. Bravo. Doğru yanıt, bravo. 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 Etajer. Müthiş. Müthişti. Evet. Finalde. Şimdi evde buluyor musun genelde nesneleri? Genellikle biliyorum. Bu zor da gerçi nasıl aklıma geldi ben de bilmiyorum. Etajer birden içinde. Hakikaten nasıl aklına geldi? Bilmiyorum. Evet, inanılmaz. Bravo. Şimdi... zarflarımızı... Vallahi ben açamıyorum. Benim her tarafım tutuyor. Tutuyor mu? Gel, rahat ol. Şimdi zarflarımızı biz biliyorsun, karıştırarak koyuyoruz kutulara. Evet. Seyrettiniz siz de oyunun evet. Başında, değil mi? Yarışmamızın başında. Ha yani hangi zarfta, hangi kutudaki, hangi zarfta yine hangi hediye olduğunu stüdyomuzdaki bu 70 kişiden kimse bilmiyor. Şimdi biz de heyecanlıyız. Araba olabilir. Diğer hediyelerimizden biri olabilir. Onlar da iyi, hepsi iyi. Ehliyetin var mı? Ehliyetim yok. Ama araba çıksa hemen alırım diyorsun. Alırım tabii. Neler hissediyorsun şu an? Ben çok heyecanlıyım şimdi. Ben ne yapacağım şaşırdım. Peki. Biraz önce açmak istiyor herhalde. Sen aç, biz açmayalım. Açayım. Eğer iyi bir hediye çıkarsa hepimiz çok sevineceğiz. Aç bakalım ne çıkacak. Sabah çayı seti. Evet. Şenol bir bacağını vurdu şöyle. Ah dedi, keşke araba olsaydı. Olsun çayı seti. Haklısın. Evet. Sen daha... Evliyim de hani... Daha yeni evlisin evet, değil tabii. Mi? Bir yıllık bir evliydi. Bir senelik evliydi. Evet, değeri ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 11 milyon lira. Finali Şenol Aslan kazanıyor. Sabadan Magnum Televizyon video ve yepyeni Saba kablosuz kulaklığı alıyor. İleri teknolojinin üstün ürünleri. Saba! Gerçi 11.300 puanın vardı. 11 milyonluk hediye almış oldun. Araba da olabilirdi. Keşke araba olsaydı. Olur. Sana düğün hediyesi olurdu. Bir yıl çok gecikmeli. Şimdi iki zarfımız daha var. Bakalım hangisindeymiş arabamız. Diğer yarışmacılarımız onları alıp gelebilirler lütfen. Sence hangisinde? Mavide mi, yeşilde mi? Yeşil diyorum. Yeşil diyorsun. Yeşil kutudaki zarfı Ayşegül Hanım aldı. Doğru mu? Bulmuş. Evet. Yeşilde. Eğer... Şenol Aşan yeşil kutudaki zarfı alsaydı bugün bir arabası vardı. Kısmet değil mi? Kısmet değil mi? Çok da heyecanlandı ama bu heyecan güzel. Senelerce hatırlayacaksın Çarkı Feli'yi. Tabii. Sizler buldunuz mu insanı? Evet. Siz de buldunuz. Evet. Siz de buldunuz. Herkes evet, herkesin. Ben bulamamıştım. Sen buldun mu Yasin? Ben biliyorum. Sen biliyordun zaten. Evet, sevgili izleyicilerimiz çok heyecanlı bir final yaşadık. Çok da mutlu olduk. Çünkü Şenol Aşan doğru yanıtladı. Etajer diyerek... Ve zarfından 11 milyon lira değerinde hediyeler çıktı artık. Onun bu hediyeler bizden kendisine bir yıl gecikmeli olarak düğün hediyesi olsun. Kabul ederlerse iyi günlerde kullansınlar. Yarın akşam yine başka bir heyecan içinde olan Çarkı Felek'le beraber olacağız. Alasma. Evet, bu akşam Çarkı Felek'i mutlu bir şekilde kapatıyoruz. İyi akşamlar.
Ahmet Şevket Eygi, Kamran İnan, Ekrem Pakdemirli, Namık Kemal Zeybek, Mahir Kaynak, Haluk Dursun, İsmet Bozdağ, Esfender Korkmaz, Zakir Barutçu, Rahmetullah...